Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün Yeni Şafak gazetesinin bugünkü sayısını elimize aldığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara Milletvekili, geçmiş dönemlerde Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığı yapmış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu genel başkanının "O benim dilim sözüm aklımın yarısı" dediği Aydın İnol'un terör sözlüğü gibi bir yazı kaleme alıp terörde kim kimdir diye sırasıyla DH, PKK, DHKPC, Fethullahçı terör örgütü, PYD dedikten sonra aynı dizin içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir terör örgütü olarak sıraladığını ve içeriğinde de bırakın kabul edilmesi akılla, mantıkla, izanla bağdaşmayacak değerlendirmelerde bulunduğunu üzülerek okuduk. Bu değerlendirmeler en hafif deyimle partimize haksızlıktır, hadsizliktir, vicdansızlıktır, bir siyasi ahlaksızlıktır. Bu bahsettiğim yazıyı biraz önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Grup Başkan Vekiline ve hükümetin değerli temsilcisi Sayın Bakan'a da biraz önce ilettim. Elbette hukuki yasal haklarımızı arayacağız. Bu herhangi bir köşe yazısı değil. Bu AKP'ye ideoloji tarif eden, sağdaki kendi okurunu, seçmenine istikamet veren, partimize karşı yapılan haksız saldırıları, hedef göstermeleri organize ve koordine eden bir akıl almaz yaklaşım. Şimdi buradan soruyorum AKP grubuna ve sayın hükümete. Bu hadsizliğin, bu haksızlığın, bu vicdansızlığın, bu ahlaksızlığın neresinde duracaklar? Karşısına mı geçecekler yoksa arkasında mı duracaklar? 15 Temmuz akşamı bu parlamentonun iradesini aşağıda bir sığınakta bir bildiri kaleme alırken AKP adına eline kalemi verdikleri Aydın Ünal, biz de orada Cumhuriyet Halk Partisi adına kalemi tuttuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbeye, teröre, FETÖ'ye tavrını o gün gördü. Dün burada hem de içerik olarak bu ülkenin beklediğinin çok gerisinde sadece ve sadece acaba bir ayrıma gider miyiz diye ortaya koydukları yaklaşıma karşı CHP'nin teröre karşı tavrını gördü. Sayın bakanlar okudular. Şimdi bu ahlaksızlığın, bu hadsizliğin, bu haksızlığın, bu siyasi namussuzluğun yanında arkasında mı duracaklar yoksa karşısında mı olacaklar? Bu açıklamayı beklemek hakkımız.